Haydi bakalım yüksek bir enerjiyle başlayalım kimya sorularını çözmeye. Evet bu sorumuzda bize 3P ve 4S orbitalleri verilmiş. Bu orbitaller için niceliklerinden hangileri arasında 4S 3P'den büyük tür ilişkisi vardır diye soruyor. Şimdi orbitallerimizi bir yazalım. 3P ve 4S için bir n artı l değerleri diyor. N e neydi? Baş kuantum sayısı 3. L değeri orbitalin cinsini veriyordu bize. P, l değeri 1 oluyordu. Açısal momentum kuantum sayısı 4s'e baktığımızda n değeri 4, l değeri de 0 oluyor s orbitali için diyoruz. Burada 4'e 4 yani eşit oluyor. 2'ye baktığımızda enerjilerini söylemiş. Bunların enerjilerine bakarken yine N artı L değerlerine göre kıyaslama yapabiliriz. N artı L'leri ikisinde 4 ama enerjilerin eşit olduğunu göstermez. Bu durumda da baş kuantum sayısı büyük olanın enerjisi büyük olur diyoruz. Yani 4S 3P'den büyük olacak. Şöyle yazalım 4S 3P'den büyük olacak 2 için. 3'e baktık. Alabilecekleri toplam elektron sayısı. Şimdi 3P'de 3 eş enerjili orbital vardır. Bir orbital en fazla 2 elektron alır. 1, 2, 3, 4, 5, 6 alabileceği maksimum elektron sayısı 6'dır. 4S için baktığımızda bir orbital vardır. Alabileceği maksimum elektron sayısı 2'dir. Yani 3P 4S'ten daha fazla elektron alır. 3P 4S'ten büyük diyeceğiz. Bize 4S'in büyük olduğunu soruyordu. Yalnız iki cevabımız 5 şıkkıdır. Evet bize gazlarla ilgili bir grafik verilmiş. 100 Kelvin'de bulunan bir gazın basınç mol sayısı grafiği verilmiş. Buna göre bu gazın bulunduğu kabın hacmi kaç litredir diyor. Şimdi burada bir sıcaklığı biliyoruz. Basıncı biliyoruz. Mol sayısını biliyoruz. Hacmini istiyor. Ne kullanacağım? P, V, N, R, T ideal gaz denklemini kullanacağım. Burada herhangi bir tanesini kullanabilirim grafikte. Ben şunu kullanmak istiyorum. 4 atmosfer basınçla 1 mol sayısının olduğunu kullanmak istiyorum. Şöyle ikisi. Evet basıncım 4 atmosfer. Hacmi mi bilmiyorum. V dedim. Mol sayısı 1. R'ye gelince 100 kelvin dediği için 0,082 alacağım. Neden? Sadeleştirmesi kolay olsun diye. Eğer 0 santigrat derece gibi bir sayı verseydi 273 kelvin olurdu ve 22,4 bölü 273 kullanırdım R değeri olarak. E burada sıcaklığı bana 100 kelvin verdiği için bunu kullanıyorum. 4V eşittir 8,2 şeklinde oluyor. Neden? Buradaki sıfırlar virgülü sağa kaydırıyor. 2 tane V eşittir ne çıkacak? O zaman 2,05 litre çıkacak. Cevabım A seçeneğidir. Evet karşımızda sıvı çözeltilerle ilgili bir soru var. İki çözelti karıştırılıyor ve oluşan yeni çözeltideki iyon derişimi ile ilgili soru soruluyordu. Normalde ne yapıyorduk bu sorularda? Toplam molü, toplam hacmi bölerek istenilen ortak iyonun derişimini buluyorduk. Burada bir tık daha farklı sorulmuş bu soru. Hemen okuyalım. 0,3 molar 4 litre sodyum nitrat çözeltisine aynı sıcaklıkta 2 litre kalsiyum nitrat çözeltisi eklendiğinde NO3 eksi iyon derişiminin değişmediği gözleniyor. Buna göre son çözeltide kalsiyum artı 2 iyon derişimi kaç molardır diye sormuş. Yani ortak iyonum NO3 ve NO3 çözeltiler karıştırıldıktan sonra da derişim olarak değişmiyor diye söylenmiş. Şimdi burada ne yapayım? Ayrı ayrı iki çözeltide bir iyonlarını ayrıştırayım. Bir iyonları bir göreyim istiyorum. Burada sodyum nitrat var elimde. İyonlarını araştırdığımda sodyum artı. NO3 eksi diyorum. Tepkimeyi denkleştireceğim. Sodyum bir girmiş bir çıkmış. NO3 bir girmiş bir çıkmış. Tepkimem denk. İkinci çözeltimi yazayım. Kalsiyum nitrat. Kalsiyum artı 2. NO3 eksi. İkisi de suda. Denkleştirme yapıyorum. Kalsiyum 1 girmiş, 1 çıkmış. NO2 girmiş, 2 çıkacak şeklinde yazıyorum. Şimdi bu ikisini karıştırdıktan sonra toplam molü, toplama hacime böleceğim ya. Hepsinin bir mollerini bulayım. Bütün iyonların bir mollerini bulayım istiyorum. Sodyum nitrat için molerite eşittir n bölü v. Moleritem 0,3 molar n. V ise 4 litre ya. Buradan n ne geliyor? 1,2 mol geliyor sodyum nitrat. E, i̇yon derişimleri de katsayıya göre değişiyor. Hepsi 1,2 mol, 1,2 mol oluyor. Kalsiyum nitratta 2 litre olduğunu biliyorum ama molaritesini bilmiyorum, o yüzden molünü hesaplayamayacağım x mol dedim. Bu da x mol olacak. Burası da 2x mol olacak diyorum. Şimdi bu çözeltiler karıştırıldı. Son durumdaki nitrat iyonu derişimini hesaplarken nasıl hesaplıyordum? Enoj eksi iyon derişimini. Toplam molleri hesapladım. Toplam volüm ne? 1,2 artı 2x bölü toplam hacim yapıyordum. Toplam hacim 2 litreye 4 litre yani 6 litre oluyordu. Peki NO3 eksi yon derişimini biliyor muyum? Evet. Neden? NO3 eksi yon derişimi değişmemiş diyor. E, bakıyorum en başta zaten şurada 0,3 molar sodyum nitrat vardı. Sodyum artı no eksi şeklinde ayrıştığı için... Burası 0,3 molar olduğu için bunlar da 0,3 molar oluyordu. Evet nitrat iyon derişimi burada 0,3 molar olduğunu gördük. O zaman yerine yerleştirelim. 0,3 molar eşittir 1,2 artı 2x bölü 6 litre dersek buradan x'i bulabiliriz. İçler dışlar yaparsak 1,2 artı 2x eşittir 1,8 2x eşittir 0,6 x buradan 0,3 mol geliyor. Yani bu x'in burada 0,3 mol oldu. Kalsiyum artı 2 de 0,3 mol oldu. 2x de burada 0,6 mol olmuş oldu. Şimdi x'imi de bulduğuma göre bana neyi soruyor ona bakalım. Bu çözeltiler karıştırıldıktan sonraki son çözeltideki kalsiyum artı 2 iyonu derişimi. Yani kalsiyum artı 2 iyon derişimi dedim ya. Kalsiyum artı 2 iyon derişimi 0,3 mol. Başka kalsiyum yok çünkü. Ne yapacağım? Son çözelti artık karışmış çözeltiler olduğu için toplam hacme böleceğim. Toplam hacmim neydi? 4 litreye 2 litre, 6 litre olduğu için 0,3 bölü 6'dan 0,05 molar kalsiyum iyon derişimi derim. Cevabım A seçeneği oluyor. Evet bu sorumuzda azot gazı ile hidrojen gazının tepkimesinden amonyak gazı oluşmuş ve delta H 90 kilojül olarak verilmiş. Denklemine göre ikişer mol N2 ve H2 gazları tepkimeye girdiğinde 36 kilojül ısı açığa çıktığı gözleniyor demiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Şimdi ben tepkimeyi tekrar şuraya bir yazmak istiyorum. Net bir şekilde görmek istiyorum. 2 NH3 gazı. Şimdi burada baktığım zaman 3 mol H2 tepkimeye girdiğinde 90 kilojül ısı açığa çıkmış. Yani 3 mol H2 için 90 kilojül ısı açığa çıkmış. Hani eksi 90 ya egzotermik dışarıya ısı açığa çıkartıyor demek. Isı açığa çıkar. Demiş ki ikişer mol alınırsa bunlardan 36 kilojül ısı açığa çıktığına göre diyor. 36 kilojül ısı açığa çıktığında bakalım hidrojenden ne kadar kullanılıyor kaç mol kullanılıyor? Buna bakalım. İçler dışlar yaparsak 36 çarpı 3 bölü 90 deriz. Buradan 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 30. Her tarafı 3'e böldüm 12 bölü 10'dan 1,2 mol H2 harcanıyor derim. H2 harcanır. Şimdi ikişer mol alınıyordu başlangıç. 2 mol bundan alınsın, 2 mol bundan alınsın, bundan zaten yok. Harcanan ve oluşan kısım ne dedik? H2'den 1,2 mol harcanıyormuş. Eksi 1,2 mol dedim. Şimdi harcanan oluşan adımda ne yapıyorduk? Hep katsayıya bakarak harcadık, oluşturduk. Bunu unutmayın tamam mı? Bu çok önemli. Çünkü kilit noktası bence bu sorunun bu. 3'te 1,2 harcanıyorsa 1'de 0,4 mol harcanır. 2'de de 0,8 mol oluşur diyoruz. Sonra peki ne oluyor? En son durumda sonuçta 2'den 0,4 çıktı. 1,6 mol oluyor. Burada 0,8 mol artıyor. Burada da 0,8 mol oluşuyor. Sonuç durumu böyle. Şimdi bakalım bize verilen ifadelere. Birinci ifade demiş ki tepkimenin verimi %20'dir. Tepkimenin verimi ne demek? Ne kadar harcandı? Ne kadar bana verim kattı? Ne kadar katkı katıyor bu madde? Ona bakıyoruz. Şimdi burada 2'de 0, 2'de 1, 2 de 0,4 harcanmış. 2 de 1,2 harcanmış. Hocam hangisine bakacağım? İkisine de verim farklı diyorsunuz değil mi? Duyar gibiyim. Şimdi öyle durumlarda burada sınırlayıcı bileşeni bulmamız gerekiyor. Sınırlayıcı bileşenle tepkime de tamamı ilk biten madde diyoruz. Şimdi ben buraya tepkimeyi tekrar bir yazayım. Neydi? 2 mole, 2 mol, Şimdi şöyle diyeceğim. İkisini de deneyeceğim. Şu an deneme yanılma yapıyorum. Tam benimle tepkimeyi deniyorum. Bundan 2 mol bitseydi, hani harcının oluşan da kat sayıya bakacağız ya. 1'de 2 mol bitseydi, 3'de 6 mol bitmesi gerekiyordu ama elimde 6 mol yok. Demek ki N2 burada sınırlayıcı değil. Denedim ve olmadı. Siz de lütfen denemekten korkmayın. Deneyin. Lütfen. O zaman H2 demek ki sınırlayıcı. Burada eksi 2 mol... H2'den harcanırsa, 3'te 2 harcanırsa, 1'de ne kadar harcanır şeklinde yapacağız. Burada eksi 2 bölü 3 şeklinde harcanır diyeceğiz. Yani sınırlayıcı bileşenim H2 olacak. Yani tepkimenin verimine bakarken H2'ye göre bakacağım diyorum. Sınırlayıcı diye yazayım. Kafan karışmasın. Tepkime verimine bakılır. Bunu da yazdım. Tepkime verimine nasıl bakacağız? H2 için diyorum. 2 mol H2'de 1,2 mol harcanırsa ya da verim elde edilirse yüzde ne kadar verim elde edilir diyorum. İçler dışlar yapıyorum. 120 bölü 2'den 60'mış verim. Bakalım tekmenin verimi 20 demiş gitti. Yanlış. Bu birinci ifademizde yanlış oldu. İkinci ifadeye bakalım. Toplam 2,4 mol gaz artmıştır. Artan gaz miktarları neresi? Şurası. 1,6 ile 0,8 topladık. 2,4 mol gaz evet artmıştır. 2'ye doğru diyoruz. Geldik 3'e. 0,8 mol NH3 gazı oluşur. E zaten görmüştük 0,8 mol NH3 gazı oluştu. Bu da doğru oluyor. Cevabımız 2 ve 3. D seçeneği alıyor. Sorumuzda 25 santigrat derecede sodyum metali yeterince HCl içeren sulu çözeltiye ilave edildiğinde sodyum klorür tuzunun sulu çözeltisi birlikte hidrojen gazı oluşuyor demiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Bana verilen tepkimeye bir yazalım. Sodyum metali var. Hidroklorik asit çözeltisiyle tepkimeye giriyor. Sodyum klorür çözeltisi oluşuyor. E bir de H2 gazı oluşuyor. Şimdi demiş ki tepkimenin hız denklemi. Hızı biz kime göre yazarız? Girenlere göre yazarız. K hız sabiti yazarız. Girenlerdeki gaz ve sulu çözeltileri yazarız. Katı ve sıvılar hız denkleminin hız bağıntısına yazılmaz. E bu durumda K hız sabiti çarpı HCl'nin iyon derişimi deriz. Hız denklemi bu şekildedir. Baktığımızda sodyumu da almış. O yüzden yanlış diyoruz bir için. 2'ye baktığımızda sodyum metalin temas yüzeyi arttırılırsa oluşan H2 gazının mol sayısı artar demiş. Şimdi burada temas yüzeyi arttırılırsa ne olacak? hız artacak. Temas yüzeyi arttıkça daha hızlı olacak tepkimemiz ama burada madde miktarını etkileyen bir durum yoktur. Temas yüzeyi artılırsa oluşan hidrojen gazının hızı artar. Hızlı oluşur deseydi doğru derdik ama mol sayısı artar yanlış oluyor. Üçe baktığımızda hidroklorik asit çözelsine su ilave edilirse yani bu çözeltiye su ilave edilirse ne olacak? Derişim azalacak. Derişimi düşecek. O zaman hidrojen gazın oluşum hızı azalır diyor. E burada bunun derişimi düşünce hız ne olacak? Hızla düşecek. Yani daha yavaş harcanacak HCl. HCl daha yavaş harcanınca hidrojen gazın oluşum hızı da daha yavaş olacak. E bu durumda üçüncü doğru h gazın oluşum hızı azalır diyor. Hangisi doğrudur diyordu cevabımız B seçeneği yalnız iç. Evet bu sorumuzda aşağıdaki sürtünmesiz ideal pistonlu kapta gazlar verilmiş ve tepkimesi dengedeyken sabit sıcaklıkta kaba helyum gazı ilave edildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış alır diye sorulmuş bize. Bakalım tepkimeye fosfor triklorür gazı girmiş, klor gazı ve fosfor pentakrör gazları oluşmuş. Tepkime dengede. Sabit sıcakta ne eklenmiş? Helyum gazı eklenmiş. Ne olacak bu durumda? Hacim artacak. Yani şu piston yukarı doğru çıkacak ve hacim artacak. Basınç azalacak. Çünkü hacim ve basınç ters orantılı. Ve basınç azaldığında denge bozulmuş olacak. Denge yeniden kurulması için basıncın çok olduğu tarafa doğru ilerleyecek. Yani baktığımız zaman Şöyle birebir bir dersek denge girenler yönünde ilerleyecek tekrar basıncı arttıracak yönde. Bakalım şıkları hangisinin yanlış olduğunu soruyor. A seçeneğinde tepkimi girenler yönünde ilerler demiş. Evet denge girenler yönünde ilerler doğru diyoruz. B şıkkında fosfor pentaklorür gazının mol sayısı azalır demiş. Denge sola kaydığı zaman ne olacak? Şöyle yapalım. Hepsini tek tek gösterelim. Böyle dengedelerdi. Denge sola kaydı. Ne olacak bu durumda? PCl3 artmaya başlayacak. Cl2 artmaya başlayacak. PCl5 azalmaya başlayacak. Ama burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Hacim arttığı zaman önce hepsinin derişimleri bir azalacak. Yani bunu geri aldığımda şöyle asıl kısmı göstereyim. Hepsinin derişimleri bir azalacak. Öyle bir göstereyim şöyle. Evet Sonra denge sola kayacak. Denge sola kaydığı zaman PCL3 artmaya başlayacak ama eski haline gelmeyecek. CL2 artmaya başlayacak ama eski haline gelmeyecek. PCL5 de burada azalmaya başlayacak diye konuşabiliriz. O zaman B seçeneği doğru oluyor. C seçeneğine baktığımızda klor gazının derişimi artar demiş. Şimdi klor gazının derişimi tekrar denge sağlığında evet önce azalmıştı sonra artışa geçmişti ama eski haline gelmiyor. Yani en son duruma baktığımızda ilk halinden daha az. O yüzden artar değil burası azalır olması gerekiyordu. C seçeneği yanlış oluyor. Diğer seçeneklere de bakalım. D seçeneğine baktığımızda kaptaki toplam basınç değişmez demiş. İdeal pistonlu bir kap. Evet, toplam basınç değişmez. Doğru oluyor. E'ye baktığımızda ileri ve geri yöndeki tepkime hızı azalır. Bu da doğru oluyor. Neden? Çünkü hepsinin derişimi azaldı. İlk halinden daha az değişime sahip olduğu için hem ileri yöndeki hem geri yöndeki hız azalacak diyoruz. Bu da doğru olur. Cevap cevabımız C seçeneğidir. Evet sorumuzda belirli bir sıcaklıkta baryum sülfat tuzunun 2 çarpı 10 eksi 4 mol ağırlık 4 litre çözeltisini doygun hale getirmek için çözeltiye en az kaç mol baryum sülfat ilave edilmelidir diye soruyor. Ve baryum sülfat için KTC değerini de bize vermiş. Şimdi KTC'den bakacak olursak KTC'den yararlanarak bulduğumuz molerite ve mol sayısı bize doygun çözeltinin mol sayısını verir. Önce bir oradan gitmek istedim. Şu KTC'den gideceğim. Baryum sülfat dedim. Baryum artı iki, SO4 2 SO4 eksi 2 suda suda dedim. Şimdi burada x molar x molar x molar ya KTC neydi? Burada bana baryum artı derişimiyle 2 iyon derişimi ile SO4 eksi 2 iyon derişimi çarpımını verir. Zaten tepkimem denk. Hepsinin katsayısı 1 o yüzden üstlerde 1 olacak. KTC'yi 25 çarpı 10 üzeri eksi 8 şeklinde yazıyorum. x çarpı x olacak. x kare 25 çarpı 10 üzeri eksi 8 dersem her tarafını karekökünü alırsam x buradan 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar gelir. Yani baryum artı 2 ve sülfat eksi 2'nin molaritesi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4'müş. Bunun da molaritesi 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarmış. Yani baryum sülfat için tabii ki doygun olan baryum sülfat için Molarite eşittir n bölü V diyorum. V'si litre cinsinden. Molarite 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 eşittir molünü bilmiyorum. Hacmini de bize burada 4 litre çözelti diye söylemiş. Mol eşittir 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olduğunda ne oluyormuş? Doygun oluyormuş. Bu benim elimde bir dursun. Elimde 20 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol baryum sülfata ihtiyacım var doygun olması için. Peki benim elimde olan neymiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molarlık. Yani baryum sülfat için diyorum doygun olmayan için. Molarite eşittir n bölü v. tam neymiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol 4 litre. Buradan mol ne geliyor? İçler dışlar yaparsam 8 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol doygun olmayan. Şimdi ben burada doygun olan çözeltinin mol sayısını da biliyorum, doygun olmayanı da biliyorum. Diyor ki doygun hale getirmek için kaç mol gerekiyor? O zaman aradaki farkı bulurum değil mi? Aradaki fark eksi 8 çarpı 10 4 dersem 12 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol olur. Şıklara baktığımda buna en yakın olan 1,2 çarpı 10 üzeri eksi 3 mol olur. Cevabım B seçeneği olur. Doygun olması için gerekli barium sülfat molü. Aşağıda bazı elementlerin standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki hangisi yanlıştır diyor. Şimdi bunların indirgenmeleri verilmiş. Her şıkta ayrı ayrı pillerin durumlarını sorduğu için şıklardan gitmeyi tercih ediyorum. A seçeneği dedim. Krom, kurşun pilinin standart gelini soruyor. Şimdi krom ve kurşuna bakacak olursam ikisi de indirgenmiş. Hangisi daha çok indirgenmek isteyecek? Buna bakıyorum. Kurşun daha çok indirgenmek isteyecek. O zaman krom ne olacak? Ters çevrilecek ve yükselt Yani krom katısı Cr artı 3 sudaya dönüşecek. 3 elektron vererek pil potansiyeli de artı 0.74 olacak. Kurşun aynen kalacak. 2 elektron Pb katısına dönüşecek. Pil potansiyelleri eksi 0.13 olduğu için Buradan topladığımda zaten ne olacak? Bana bunun standart gerilimini vermiş olacak. Buradan da artı 0.61 volt çıkıyor. Standart gerilim 0.61 volt demiş. A seçeneği doğru seçenek. Geldim B'ye. Kurşun ve SHE pilinin standart gerilimi eksi 0.13 volttur diyor. SHE dediği standart hidrojen elektrot potansiyeli oluyor. Burada yani hidrojene bakmamı istiyor. Şuraları şöyle bir sileyim. Kurşun ve hidrojene bakmamı istiyor. Burada baktığımda ikisi de indirgeniyor. Hidrojenin daha fazla olduğu için indirgenme potansiyeli. Hidrojen daha çok indirgenmek isteyecek. Kurşunu da yükseltgeniz ekliyorum. Kurşunu ters çevireceğim. Ne olacak? Pb katısı. Pb artı 2'ye dönüşecek. 2 elektron potansiyeli de işaret değiştirecek. Artı 0.13 olacak. Hidrojen aynı kalacak. 2H artıydı suda. 2 elektron oldu. H2 gazına dönüştü. E0 buradan 0, 0 volt geldi. Topladığımız zaman zaten artı 0, 13 voltu verecek. Ama bize burada eksi 0, 13 demiş yanlış oluyor B seçeneği. Geldik C'ye. Krom ve hidrojeni soruyor bu sefer. Krom ve hidrojene bakacağım. Yani şuna ve şuna. İkisi de indirgenmiş. Eksi 0, 74 0-0 yani hidrojen daha çok indirgenmek isteyecek kromu ters çevireceğim bu sefer şu tepkimeyi ters çevireceğim krom katısı krom artı 3'e dönüşecek 3 elektron e, dönüştürdüğüm için işaret de dönüşecek yani tepkimeyi ters çevirdiğim için hidrojen aynı kalacak. 0.0 volt. Buradan toplarsak 0.74 volt gelecek. Zaten 0.74 volt sormamış. Demiş ki krom elektrodun kütlesi azalır. Yani krom elektrodun kütlesi azalır derken katı olan krom elektrot çözeltene dönüşür. Katının kütlesi azalır diyor. Evet krom katısı çözeltene dönüşüyor. Evet kütlesi azalır. Doğru oluyor C seçeneği için. Geldik D'ye. D'de de demiş ki krom ve kurşun pili çalışırken krom ve kurşunu yazdık. Şurada yazdı tam olarak. E, D için aynısını kullanacağız yani şöyle gösterebilirim. Krom ve kurşun çalışırken Pb artı iyonları indirgenir. Pb artı iki iyonları evet Pb sıfırı indirgeniyor. Zaten burada var tekrar yazmaya gerek yok. D seçeneği doğru oluyor. Geldik E'ye. E'de de kurşun ve iki haşartı sormuş olmuş. Kurşun ve iki haşartı buradaydı. E, bu tepkimeyi toplarsak eğer şöyle yazalım. E'de Tepkimeyi toplarsak ne gelecek? İki elektronlar birbirlerini götürecekler. E, kurşun katısı kalacak. 2H artı su kalacak. Pir tepkimesi olduğu için denge olacak. Sonra PB artı 2 suda olacak. Bir de H2 gazı olacak. Bir de dış sonuna ısı. Çünkü egzotermiktir pir tepkimidir ama zaten burada ısı vermemiş. Vermese de olur. Bu tepkime kendiliğinden gerçekleşir değil mi? E Baktığımızda Pb katısı 2H artı Pb artı 2H2 gazı doğru kendiliğinden gerçekleşir. Doğru diyoruz. Yanlış olan seçeneğe soruyordu cevabımız B seçeneğidir. Evet güzel öğrenciler bu soruda XCLA iyonik sıvısının bir süre elektroliz edilmesi sonucunda anotta açığa çıkan klorür gazının normal koşullardaki hacmi biliniyor diye bilgisini vermiş. Buna göre XCLA formülündeki A sayısını bulabilmek için niceliklerinden en az hangileri bilinmelidir diyor. Şimdi CL2 gazının normal koşullardaki hacmini biliyorsan ben molünü de bulurum. Bulurum değil mi? Ne olacak? X katısı var. İşte x artı aymış, iyonik diyor ya. X artı a Cl eksi olacak. Ee, a şöyle yapalım. A elektron kadar indirgeniyor, a elektron alıyor ve x katına dönüşüyor şeklinde yazalım. Klorür de gösterelim. Klorür eksi ne olacak? klorür gazına dönüşecek yükseltgenerek elektron verecek 1 klor için sonra 2 klor olduğu için burada buradaki elektron diyeceğiz. 2Cl- eksi diyeceğiz. Bu şekilde yazacağız. Buradaki şu 2 elektron kısmı kafanızı karıştırmasın. Normalde 1 klor için 1 elektron ama Cl2 oluşmak zorunda olduğu için 2 klor için konuşmak durumundayız ve 2 elektron oluyor. Bu şekilde dönüştürüyoruz. E şimdi ben buradaki Cl2'nin molünü biliyorum. İşte sağlıyorum 2 mol olsun. Biliyorum çünkü. Normal koşullardaki hacmini bildiğim için molu da biliyorum. 2 mol dedim. O zaman buradaki 2 elektronun molunu bulabilir miyim? Bir de 2 mol ise burada 4 mol olmaz mı? Elektronun molunu biliyorum. E zaten burada elektroliz var. Bu durumda Şuradaki elektronun da molünü bilir miyim? Evet. Buradaki elektronların molleri her zaman birbirine eşittir. Kat sayıları ne oldu? Önemli değildir. O zaman buraya da ben ne yazarım? 4 mol yazarım. Dolayısıyla buraya gidebilirim. Ama A'yı bilmiyorum. Peki bu kadar bilgiyi bildikten sonra diyor ki A sayısını bulmak için neyi bilmem lazım? Bakalım. Birinci niceliğe baktım. Devreden geçen elektrik yükü miktarı. Şimdi Q eşittir I çarpı T diye formülüm var. Bunu bilmeme gerek var mı? Onu soruyor. I burada akım. Burada da kaç saniye elektroliz edildiğini söyler. E, saniyeyi bilmiyorum, akımı bilmiyorum. Tamam, bunu bilsem neye gidebilirim? İşte derim ki... 96.500 klomp bir faraday ya da 1 mol elektron yükü sağlar derim. İşte burada bana verilen klomp ne kadar? İşte atıyorum 965 ise o zaman 0,01 mol elektron derim. Ama o 0,01 mol elektronu bilmeme gerek yok. Zaten ben elektron molünü burada bilmiştim. Yani ekstra bir bilgi ya da benim için bir fayda sağlamaz. Biri bilmeme gerek yok diyorum. Zaten biliyorum ben. Senin bana sağlayacağın bilgiyi ben zaten biliyorum. Değil mi? Öyle diyebiliriz. E, bu birinci nicelik içinde gerek yok dedik. Geldik ikinci niceliğe. Katotta toplanan X'in kütlesi. Şimdi ben buradaki kütleyi bilsem işte 10 gram kütleyi bilsem bir de katotta toplanan X'in atom kütlesini işte 40 eması olsa buradan bunu bildiğim için ne yaparım? Molünü bulabilirim. Molünü bildiğim için buradaki a ile 1'i katsayılarını kıyaslayarak a'yı bulabilirim. Yani hem x'in kütlesi hem de ma'sı lazım bana. Bu x'ini bilirsem a'yı bulabilirim diyorum. Cevabım 2 ve 3 D seçeneği olur. Evet bu sorumuzda bize Lewis formülü verilen bir asetilen molekülü var. Bu molekülle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Şimdi Lewis formülü verilmiş ama ben normal halinde bir yazmak istiyorum. İyice görmeniz açısından. 3 tane bağ var karbonlar arasında şöyle ortaklaşmış. Evet birinci ifadede diyor ki karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır. Şimdi karbona baktığım zaman birinci ifadeye baktığımda aralarındaki sigma bağına bakacağım. Yani karbonun sahip olduğu sigma bağ 1, 2. 2 sigma olduğu için S1, P1 yani SP hibritleşmesi yaptığı deriz. Doğru oluyor. İkinci ifadeye bakacak olursak Vesper gösterimi AX2 şeklindedir. Şimdi Vesper'e bakarken bir tane merkez atom şeklinde bakacağız. Şöyle sanki bu merkez atom şu kırmızıyla iyice çizdiğim Yanındakilerde bağlı yan gruplar gibi düşünebiliriz. Merkez atomum bir tane A ile gösteririm. Bağlı yan grupları X ile gösteririm. Eğer ortaklanmamış elektron çifti varsa bunu da E ile gösteririm vesperde. Burada ortaklanmamış elektron çifti zaten yok. E'yi zaten yazmayacağım. Merkez atomu da iki tane bağlı grup bağlanmış gibi düşünüyorum. A, X, 2 şeklinde gösteriyorum. 2 de doğru oluyor. Geldim 3'e. Sigma bağ sayısı pi bağ sayısına eşittir diyor. Şimdi bakalım. Şöyle tekrar bir yazdım. Sigma neydi? İki atom arasındaki ilk bağ. Yani şurası sigma. Bu da sigma, bu da sigma. İkinci ve üçüncü bağlar pi olarak geçiyor. Şu ve şu pi olarak geçer diyoruz. Sigma sayısına baktım da 3 sigma var, 2 tane de pi var. Eşittir demiş. Hayır eşit değil. Sigma sayısı daha büyük. Bu yanlış oluyor. Hangileri doğrudur demişti cevabımız. 1 ve 2 C seçeneği oluyor. Evet bize 3 karbonlu bir alken bileşiği verilmiş. Hangisi yanlıştır diyor. A seçeneğinde doymamış hidrokarbondur demiş. Evet pi bağı olduğu zaman doymamış diyorduk. Hidrokarbon karbon ve hidrojen var yalnızca. Doğru. B polimerleşme tepkimesi verir. Alkenler zaten polimerleşme tepkimesi verirler. En tane Ayken yan yana gelerek pi bağını kopararak polimerleşir. Çoklu hallerde karşımıza gelir. Evet bu da doğru. C. HBR katılmasıyla hidrojen bromür katılmasıyla 2 bromopropan ana ürün oluşur demiş. Ana ürün diyorsa Markov Nikol göre katacağız. Markov Nikol neydi? Zengeni daha zengin dendi. E şimdi şöyle yapalım. CH3, CH, CH2 dediğimizde HBr'yi de kattığımızda hidrojen ve brom olarak katmamız gerekiyor. Ve çift bağın çevresini karbonlara katacağız. Hidrojen bakımından zengin olana hidrojeni katacağız. Zengini zengin edeceğiz. Diğerine de bromu katacağız. O zaman buradan zengin olana hidrojen gelecek. Fakir olana da brom gelecek. Yani ana ürün dediği zaman bu şekilde yapacağız. O zaman yazalım CH3. CH'a brom geldi. Çift bağdaki P bağı kırıldı, tekli bağ dönüştü ve CH3 oldu. Yani oluşan ürünümüz bu şekilde oldu. Hemen adlandırmasını yapalım ayıpak olarak. 1, 2, 3 karbonlu alkanımlı brom bağlanmış 2'den. 2, bromo, propan şeklinde adlandırabiliriz. C seçeneği de doğru oluyor seçeneğine baktığımızda cis trans izomerisi özelliği gösterir demiş. Cis trans izomerisi alkenlere has bir özelliktir. Çift bağın çevresindeki karbonlara bakarız. Şöyle bir yazayım çift bağın çevresindeki karbonları. Sağdaki karbona baktığımızda iki hidrojen olduğunu görüyoruz. Burada hidrojen, burada hidrojen. Soldaki karbona baktığımızda bir hidrojen bir de CH3 bağlandığını görüyoruz. CH3 ve hidrojen. Normalde işte şurada CH3 olsaydı ne derdik? Cis trans gösteriyor. Hatta trans izomeri derdik çapraz bağlandığı için. Fakat orada öyle bir durum yok. Hatta ne var? Orada hidrojen var. Eğer bir karbona aynı aynı maddeler, aynı grup bağlanırsa cis trans izomerliği göstermez diyoruz. Fakat burada gösterir demiş. Aynı grup bağlandığı için göstermez diyoruz. D seçeneği yanlış oluyor. Geldik E seçeneğine. Siklopropan ile yapı izomeridir. Siklopropanı bir yazalım. Siklo bir Halkalı yapıydı. Birinci karbonla son karbon birbirine bağlanarak halkalı yapı oluşturuyordu. Propan 3 karbonlu olduğu için şöyle üçgenimiz siklopropan oluyor. Yani şöyleli yazılıyor. CH2, CH2, CH2. C3H6 kapalı formülü. Burada baktığımızda 1 2 3 karbon, 2 3 C3H6 yani kapalı formülleri evet, aynı, açık formülleri evet, farklı birbirlerinin izomeridir. Doğru oluyor. Yanlış seçeneği sormuştu. Cevabımız B seçeneğidir sorumuzda bize bir bileşik vermiş. Bu bileşikle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi bileşiğe baktığımızda iki tane OH yapısı olan yani polialkol olan bir bileşik olduğunu görüyoruz. Ayıfak adlandırmasını yapacak olursak OH'ın içinde olduğu en uzun karbon zincirini bulacağız ve sonra adlandırmayı yapacağız. OH'ın yakın olduğu yerden başlayacağımız için 1, 2, 3, 4 şeklinde yazıyorum. Neden? Soldan başlarsam OH ikinci karbonda, sağdan başlarsam OH birinci karbonda oluyor. O yüzden bu daha sağlıklı oluyor. İsimlendirme yaparken de 2'de 1 metil olduğunu görüyoruz. Dallanmayı söyledik. Sonra 1'de ve 3'de OH yapısı olduğu için bunu vurguluyoruz. 1, 3. Ne diyorduk? 4 karbonlu olduğu için... Bütan diol diyoruz. Yani 1, 3 de Ol olduğunu vurguluyoruz ve diol diye bunu tekrar vurguluyoruz ayıpak isimlendirmesine gelince. Şimdi ifadeleri bakalım. Bir de polialkoldür diyor. Doğru. Neden? İki tane OH var polialkol. İki de ayıpak adı 2 metil 1 3 butanol demiş. Hayır butan diol. Diyol diye vurgulamamız şart. Diyeceksiniz ki hocam zaten 1 3 diye vurguladık. Olsun. 1 ve 3 de karbon sayısını vurguluyorsun. Ama diol derken OH'ın iki tane olduğunu vurguluyorsun. Önemli. Bu yanlış oldu. 3'e baktığımızda hem primer hem sekonder alkol özelliği gösterir demiş. Şimdi primer alkol neydi? OH grubunun bağlı olduğu karbona bir karbon bağlıysa primer alkoldür. OH grubunun bağlı olduğu karbona iki karbon bağlıysa sekonder alkol. OH grubunun bağlı olduğu karbona üç karbon bağlıysa tersiyer alkol diyordum. Değil mi? O zaman... Şimdi şurayı bir silelim. Tam net bir görelim. OH'ın bağlı olduğu karbona bir karbon bağlanmış. Burada primer alkol özelliği gösteriyor bu karbondan ötürü. Sonra OH'ın bağlı olduğu karbona bakıyorum. 1-2 karbon bağlanmış. Burada da sekonder alkol özelliği gösteriyor. Şimdi şurada hidrojen bağlanmış gibi görüyor olabilirsiniz ama aslında orası şöyle. Yani kafanız hiç karışmasın. Açılımı bu şekilde yazılıyor. Yani OH'ın bağlı olduğu karbona burada iki tane karbon bağlanmış. Bakın. Burada OH'ın bağlı olduğu karbona bir tane karbon bağlanmış. Hidrojenler böyle çevresine yazılıyor yani. Burada kafanız karışmasın lütfen. Hidrojene bağlıymış gibi gözükmesin. Evet ne dedik? Hem primer alkol hem sekonder alkol özelliği gösterir. Cevabımız C seçeneği 1 ve 3 doğrudur diyoruz. Evet, diyor ki aşağıdakilerden hangisi nanoteknolojinin hedefleri arasında gösterilemez? Önce kısaca bir nanoteknolojiden bahsedelim. Kirlenmeyen, su tutmayan kıyafetler nanoteknolojiden yapılıyor. Dokunmatik ekranlı telefonların dokunmatik ekranı nanoteknolojiden yararlanarak yapılıyor. Hızlı ve küçük bilgisayarlar ya da küçük yer kaplayan ama çok fazla hafıza depolayabilen bilgisayarlar hepsi nanoteknolojiden yararlanarak yapılabiliyor. Kanser tedavisine kemoterapinin yerine geçilebilecek çözümler üretiliyor nanoteknolojide sağlık alanında da bayağı bir kullanılıyor. Kendi kendi temizleme özelliğine sahip pencereler üretmekten nanoteknolojinin hedefleri arasındadır. Bize burada ağda kirlenmeyen, ötü gerektirmeyen giysiler demiş. Doğru. Çok daha hızlı ve küçük bilgisayarlar geliştirmek. Doğru. Eğitimde başarılı öğrencilerin sayısını arttırmak bu nanoteknolojiyi ilgilendiren bir durum değildir. Yanlış. Kanser tedavisine kemoterapinin yerine geçebilecek çözümler üretmek. Doğru. Kendi kendi temizleme özelliğine sahip pencereler üretmek. Doğru diyoruz. Burada hedefleri arasında eğitimde başarılı öğrencilerin sayısını arttırmak yoktur cevabımız C seçeneği oluyor. Denememiz burada bitti. Diğer denemelerde görüşmek dileğiyle. Kendinize güvenin lütfen. Başarılar diliyorum.